Sevgili seyirciler, şimdi dünyaca ünlü markalara kumaş üretimi yapan Dokumacı Tekstil'e gidiyor ve firma sahibi Mehmet Polat'la İstanbul'daki ofisinde keyifli bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Dokuma kumaş sektöründe uluslararası pazarlarda tercih edilen bir üretici olan Dokumacı Tekstil, Türkiye'deki ihracatçılara, markalara hizmet vermekle birlikte doğrudan dünyanın önemli markalarına da ihracat yapıyor. İstanbul'daki ofisinde bir araya geldiğimiz firmanın kurucusu ve sahibi Mehmet Polat'la sektörü, firmayı ve başarısının sırrını konuştuk. Polat'la söyleşimize firmayı yakından tanıyarak başlıyoruz. 2005 yılında karar vererek yola çıktım. Şu anda iki firma olarak devam ediyoruz. Dokumacı İthalat diye geçiyor. Diğer firmamız da Lace Tekstil. Diğer firmamız dantel tül ağırlıklı, abiye ağırlıklı çalışıyor. Onda da kumaş ihracatımız var. Belli başlı markalara, Türkiye'de iş yapan firmalara kumaş tedarisi sağlıyoruz. Dokumacıda da dokuma üst grup ağırlıklı. İşte belli büyük markalar, H&M'di, Inditex'di, işte Mango'ydu. Bu tarz firmalara ihracat yapan konfeksiyoncular var, kumaş verdiklerimiz. Polat'a Türk tekstil ürünlerinin kalitesi ve uluslararası pazarlardaki yerine ilişkin görüşlerini sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz. Ülkem olduğu için demiyorum da bizim yaptığımız çoğu ürünler Uzak Doğu'dan da Avrupa'dan da kaliteli. Yani biz aslında tekstilde çok iyiyiz. Çünkü emek veriyoruz. Yani biz bu ürünü yapıyoruz, gönderiyoruz, dikiyoruz, ediyoruz. Satıldığı zaman en azından geri gelmesin, mağazadan herhangi bir kötü bir dönüş olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Burada büyüklerimiz, çok büyük markalara mal yapan büyüklerimiz var, bizim kumaş sattığımız firmalar. Onlar mesela, ben ürünlerini görüyorum, gayet donanımlı, gayet şık, kaliteli. Bir emek var yani. Tekstil olarak, konfeksiyoncu olarak, kumaşçı olarak, iplikçi olarak, yani biz tekstilde çok iyi yerlerdeyiz. Her türlü kumaşı, her türlü ipliği yapar hale geldik. Her geçen gün de artıyor. Çok yatırım var. Devlet de destekliyor. Mesela Tokat'ta iplik fabrikaları falan hep böyle teşvikle. Tabii bunun arkasında hem devlet duruyor hem de o işi kuran devletten teşvik alan insanlar da başarılı oluyor. Biz de onları izliyoruz. Onların yolunda gitmeye gayret gösteriyoruz. Esnek, dinamik ve yenilikçi yapısıyla moda trendlerini yakından takip eden firma, dünyanın önemli markalarına doğrudan ihracat gerçekleştiriyor. Dokumacı Tekstil'in pazarlama müdürü Havva Ünal Durukan, bu çalışmaları hakkında şu bilgileri veriyor. İşimiz gereği biz özellikle dünyada dominant durumda görünen birçok tekstil firmasının ana kumaş üreticilerinden bir tanesiyiz. Biz onlara direkt ihracat yapmakla beraber Türkiye'deki organizasyonlara da kumaş sağlıyoruz. Bugün özellikle İspanya'da birçok dev diyeceğimiz kuruluşların konfeksiyon firmaları, yani bunların üreticileri Türkiye'dedir. Bu Türkiye'deki firmalara da kumaş tedarik etmekle beraber direkt İspanya'ya da ya da İngiltere'ye de direkt kumaş ihracatlarımız oluyor. Peki firma rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı uluslararası pazarlardaki bu başarıyı nasıl elde etti? Bizde Ar-Ge'ler çok hızlı gerçekleşiyor. Biz firmaların ihtiyaçlarına çok hızlı cevap verebiliyoruz. Siz Çin'de hazır bir koleksiyonu almanız gerekirken biz burada sıfırdan iplikler takıp tezgahlarımıza, sıfırdan renkler verip sıfırdan desenler verebiliyoruz. Bu verdiğimiz hız normal şartlarda insanların aylarca yapacağı Ar-Ge'yi 3-4 günde yapma durumlarımız oluyor. Bu sebeple de özellikle tercih ediliyoruz. Firma sahibi Mehmet Polat'a Dokumacı Tekstil'e ulaşmak isteyenler bunu nasıl yapabilir diye soruyoruz. Şirket olarak bütün her şeyimiz sanal ortamda var. İnternette web sitelerimiz var. Web sitelerimizde kumaş çeşitlerimiz var, Ar-Ge'lerimiz var. Şirkette ulaşamayacakları kimse yok. Fabrika adreslerimiz belli. Merkez burası İstanbul. İstanbul'da iki binamız var. Güneşli bölgesi. Fabrikada Bursa'da, Gürsu'da. Zaten internette mevcut hepsi. Dokumacı Tekstil'in kurucusu Mehmet Polat'a hedeflerini sorarak bu keyifli söyleşimizi noktalıyoruz. Bursa'da bir yatırımımız var. Bu pandemide biraz ağırdan aldık. Fakat pandemide biraz azalmaya doğru gidince tekrar faaliyete soktuk. Bir 6300 metrekare bir alana bir fabrika kurmayı hedefliyoruz. Şu an makine alımları başladı.
kısmetli olursa 2 ay sonra orası da faaliyete geçecek.